Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastisio. Black Clover animesinin 31. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. En son köydeki çocuklar kaçırılmıştı büyü yoluyla. Kar büyüsü yoluyla onları kaçırmışlardı ve Asta, Garshu ile rahibe büyünün peşinden gitti. Aslına bakarsanız bölüm beni çok 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 sarmadı. Neden sarmadı bilmiyorum. Aslında güzel bölümdü. Fena değildi. Beni çok sarmadı. Herhalde en son yaşanan olaylardan dolayı. Her neyse tayfa. Şimdi yeni karakterlerimizin isimleri ortaya çıktı. Abi kardeşmiş bunlar çünkü sürekli Onicha dediler ve Neju karakteri şey kar büyüsü kullanan beyaz saçlı karakterimiz ve çocuklara karşı bir sempatiklik besliyor. Arkadaşlık duygusu ama o arkadaşlığı tam olarak alamadı. Alamadı çünkü abisi Baro bu çocukları alıp ben bu çocukları alırım büyüsünü alıp satarım diyor ve büyülerini çıkarmaya çalışıyor. Şimdi Black Clover evreninde büyü çıkarma olayını hiçbir zaman duymadım ama çocuklar eğer halen bu şekilde yaralı kalırsa aynı şekilde büyüsüz kalacaklar. Gerçekten bu çok kötü. Yani düşünün şöyle bir şey. Düşünce gücünüzün olmadığı bir dünyada yaşadığınızı düşünün. Şu an düşünemiyoruz mesela. Onun gibi büyünüz var ve herkesin büyüsü var ama siz kullanamıyorsunuz. Asta bunların dışında tabii. Asta'nın kılıcı ve anti büyüsel kılıcı olduğu için gayet başarılı oluyor. Ama bu çocuklar bu şekilde devam ederlerse hayatları kayacaklardır. Evet, Garshu, Asta ve rahibe yola çıkarlar ve sonunda karın mağaranın dışında Rebecca'nın erkek kardeşi Marco ile karşılaşırlar. Marco büyük cihaz olduğu için Baro tarafından, Neju tarafından dışlandı ve dışarıya fırlatıldı. Marco'ya hemen kendi kıyafetini veren Asta ve rahibe tarafından iyileştirilen Marco gaza gelip hemen mağaranın dışında ben burada sizi beklerim demeye teşvik edildi Asta tarafından. Ardından Asta'lar içeriye girdi. Hemen tabii Garshu mağarayı keşfetti. Mana'nın peşinden gitti. Mana akışını takip etti. Ve Mana'nın çıktığı yere Baro ile Neju ile karşı karşıya geldi. Neju karakteri kar büyüsü kullanıyor. Kardan adam yarattı. Kardan fırtına yarattı. Ve Garshu'ya yollayıp durdu. Fakat Garshu karakterimiz Maria kardeşine olan sevgisi ve ayna büyüsünü kullanmasından dolayı fazlasıyla güçlü ve Garshu'ya karşı iyi bir hamle sergiledi. Garshu Neju'ya karşı iyi bir hamle sergiledi. Neju karakteri kar büyüsü kullansa da çok da fazla kar büyüsü olmadığını görebildik bölümde ve Baron ne yapacağım ne edeceğim ben güçsüzüm bunu nasıl alt edeceğim bu büyücü şövalyesi diye endişe ederken hemen Maria'yı aldı, rehine almaya çalıştı Maria'yı ve ardından Asta geldi Maria'yı kurtardı, rahibe geldi Maria'yı kurtardı ve orada ufak çaplı bir dövüş sahnesi yaşandı. Baro dedi ki Asta'ya bak, buna bak dedi, hem büyücü şövalyesi falan değil dedi hem de dedi büyü gücü yok, ne ayak lan bu dedi, soytarı dedi ve Asta'ya giriş yapmaya çalıştı. Asta boş durmadı, kılıcını çekti, bir tane koydu ağzını burnunu dağıttı. Bölümün ortasında Noel'in büyücü şövalyelerinden karargâhtan yardım almasını gördü, yardım istedi ve yardıma çıkan o telefon gibi büyüsel alette ortaya çıkan karakter Hıhha oldu. Hıhha'yı uzun süredir görmüyorduk ve bu bölüm bu şekilde bitti. Diğer bölümde çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir sonraki bölüm Hıhha üzerinden gideceklerdi tayfa. Evet, şu sıralar çok da böyle amşam ilerlediği söylenemez Black Clover'ın. Sanki yan şeylerden gidiyor, hikayelerden gidiyormuş gibi hissettirdi. Yine de farklı gidiyor, evet. Bahsedeceğim çok da önemli bir şey yoktu. Noel ile Rebecca'nın arasındaki Asta'ya olan sevgi yarışmasından da fazla bir şey göremedik açıkçası tabii. Her neyse, sizleri seviyorum. Bir sonraki Black Clover incelemesinde görüşmek üzere. Black Clover izliyorsanız lütfen bölüm hakkında yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Benim için fikir gerçekten önemli. Daima söylüyorum bunu. Hoşçakalın tayfa. Bu arada üzgünüm. Salı günü atmam gerekiyor. Cumartesi atıyorum.